Evet, sanıyorum bağlanabildim. Eğer bağlantısamamsa. Herkese günaydın. Marmaris Life dergisinin ilk ve tek merhaba. Evet. Marmaris ve Life dergisinin ilk ve tek Marmaris Ev Festivali'ne hoş geldiniz. Ben Emine Pehlivan, Emine Hoca diye tanırlar. Bugün sağlık ve spor köşesini ben sunacağım. Az sonra yayınımıza Aylin Arban yoga hocamızı alacağız. Kendisi Geliyoruz Aylin Hocam. Aynı zamanda Murat Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Evet, merhaba hocam. Merhaba hocam. Günaydın, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Harika bir fon arkada, kuş sesleri. Çok güzel bir alan Evet. seçmişsiniz. Evet. Biraz istedim ki evlere kapandığımız şu günlerde bahçede kuş böcek sesleri içerisinde olalım. Harikasınız. Teşekkürler, teşekkürler. Arada bir yayın kopabilir. Sanıyorum bağlantıda küçük sorunlar yaşıyoruz ama mümkün olduğu kadar sesimi duyurmaya çalışacağım size. Biraz kendinizden kısaca bahseder misiniz Aylin Hocam? Tabii ismim Arban Aylin Meşe. Aslen Edirneliyim. 2009'dan bu yana Marmaris'te yaşıyorum. Asıl mesleğim endüstri mühendisiyim. Aynı zamanda Marmaris OSGB'de asıl iş güvenliği uzmanlığı da yapıyorum. Pilates ve yoga eğitmeniyim. Anda Yaşam Derneği Harika. olarak hizmet veriyoruz. Onun haricinde pek çok farklı sektörde iş tecrübelerim oldu. Gerek kendi mesleğimle ilgili endüstri mühendisi olarak gerekse iş güvenliği uzmanı olarak pek çok insanla tanışma, pek çok ortamda bulunma fırsatı yakaladım. Yeni şeyler öğrenmeyi ve öğrendiğim şeyleri insanlarla paylaşmaktan büyük keyif alıyorum. Yoga hayatıma yaklaşık 9 sene öncesinde girdi. Harika. Evet, eski bir dönem ama tabii araya bir aralık, bir boşluk da girdi. Son 2 senedir de aktif olarak yoganın içerisindeyim. Pek çok eğitimlere katılıyoruz, pek çok workshoplara katılıyoruz ve burada öğrendiklerimizi de üyelerimizle, diğer insanlarla paylaşmaktan keyif alıyoruz. Malum Harika. bilgi paylaştıkça ya da yaşananlar paylaşıldıkça daha keyifli hale geliyor. Umarım faydalı olabiliyoruzdur herkese bu anlamda. Spor hayatımda hep vardı. Ağırlıklı olarak basketbol ve yüzmeyle ilgilendim. Ve mantık olarak da hep şunu öngörüyorum. Bizler yetişkinler olarak spor yapmadan sporu ya da bedensel aktiviteleri bizden küçüklere, gençlere ya da çocuklara aşılayamayız. Dolayısıyla yetişkinler olarak Doğru. önce aynı zamanda anneyim de 8 yaşında da bir oğlum var. Maşallah. Bizler bu tarz aktivitelerin içerisinde olacağız ki onlara örnek olacağız. Dolayısıyla spor hayatımın ya da yoga hayatımın vazgeçilmez bir parçası. Zaten bu yolculuğa başladığınızda kendinizi geliştirmemeniz mümkün değil. Bildiğim Kesinlikle. kadarıyla Anda Yaşam Derneği kurdunuz Marmaris'te. Peki Anda Evet. Yaşam Derneği'ne ne tür faaliyetler veriyorsunuz? Anda Yaşam Derneği'nde ağırlıklı olarak tabii ki yoga var. Yoga ile ilgili hatha yoga, yin yoga, çocuk yogası, hamak yoga, hamile yogası, onun haricinde pilates derslerimiz var. Harika. 3 Mart'ta kapıları açtık. Ama malum Umarım. süreciyle siz de benimle aynı şeyleri yaşıyorsunuz Maalesef, biliyorum. maalesef. 3 Mart'ta kapıları açtık. Bir hafta 10 gün sonrasında malum süreç dolayısıyla tekrar kapatmak durumunda kaldık. Geçici bir ara verdik. Süreç tekrar sağlıkla neticelendikten Evet. sonra inşallah öncelikle sağlık. İnsanların İnşallah her şey olsun. Hem ortak keyifleri, ortak zevkleri, ortak ilgi alanları doğrultusunda değişik workshoplar nedir? Sağlık, sanat, akıl oyunları çocuklar için, satranç Umarım vesaire gibi çok konularda değişik etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Bunlar gerek stüdyo ortamında yani dernek ortamında gerekse doğada yapmayı planladığımız şeyler. harika. Umarım süreç en kısa sürede tamamlanır ve biz tekrar bir araya gelir buluşuruz. Ama Kesinlikle. tabii biz devam ediyoruz, durmak yok. Nihai amacımız tabii ki var olanı devam ettirmek. Dolayısıyla Zoom üzerinden online derslerimize devam ediyoruz üyelerimizle birlikte. Hem yoga hem pilates olarak.
Niye Zoom'a gelince Instagram üzerinde karşılıklı maalesef birbirimizi görme şansımız olmuyor ama Zoom üzerinde yani yaptığımız yayınlarda ben de öğrencileri gördüğüm için daha Evet. keyifli ve düzeltme şansı olarak bize fayda sağladığını düşünüyorum. Şimdilik süreç bizim için bu şekilde akıyor. Galiba verdiğiniz haberler arasında en çok anneler sevinecek çocuklarla alakalı olan durumda. Çünkü çocuklar gerçekten hem sokağa çıkma yasağı yüzünden hem de okulların kapanışından dolayı evlere mahkum oldular, hapsoldular. Yani enerjilerini atmak için bence sabırsızlanıyorlar diye düşünüyorum. Peki bize Kesinlikle. yoga ile ilgili, yoga nedir? Neden yoga yapmalıyız dersek ne diyebilirsiniz hocam? Yoga aslında birçok kişinin ön yargıları var. Yoga bir yolculuk. En başta kendimize olan yolculuk. Çünkü biz en yakın olana en uzağız. Kendimize çok uzağız ve gerek beden gerek zihin gerekse ruh anlamında hep bir önde ya da bir geride gidiyoruz. Zihnimiz hep ya bir öncede ya bir sonrada oluyor. Evet, Andan çok bilinen bir uzaklaşıyoruz. tane de var. Derneğin adı da o yüzden anda yaşam. Var olan anları kaçırmamak adına yoga bedeni, zihni ve ruhu bütünleştiren bir prensip aslında. Birçok kişinin kafasında yoga bir din midir diye bir Olabilir, soru evet. olabiliyor. Yoga bir din değil tabii ki. Değişik asanalar yani bedensel hareketler kullanarak nefesle birlikte kişinin kendisinde beden ve zihin koordinasyonunu bütünleşmesini sağlayan bir yol. Meditasyonla da aynı zamanda ruhumuzu da dinginleştirip dengeye oturtuyoruz. Hayatta denge çok önemli. Dengede yaşamı sağlamaya çalışıyoruz. Herkesin yolculuğu farklı. Biz kendi yolculuğumuzda, kendi yolumuzu anlatıyoruz. Ben de bir öğrenciyim hala daha. Dediğim gibi öğrenmeye devam ediyorum. Evet. Dolayısıyla öğrendiklerimizi aktarıp birlikte güzel anlar biriktirmeye çalışıyoruz. Sadece bedensel egzersiz ya da sadece zihinsel ya da ruhsal bir egzersiz olarak algılamamak gerekiyor kısaca. Peki anda kalabilmek için küçük taktikler var mı diyor bir katılımcımız. Acaba böyle küçük tiyolar verme şansınız var mı? Merak Tabii. uyandıran bir şey. Hep karşılaştığımız anda kalmak, anda olmakla ilgili yapılabilecek pratik olarak ne önerebilirsiniz? Gün içerisinde sabahtan akşama kadar milyon kez nefes alıp veriyoruz. Ama ne kadar farkında olarak nefes alıp veriyoruz, bu önemli. En Evet. önemli şeylerden bir tanesi nefes. Eğer anda kalmayı başarmak istiyorsanız ya da kendinizle biraz baş başa kalmak istiyorsanız nefese odaklanmak gerekiyor. Bizim Evet. derslerimizin tamamında, yoga derslerimizin tamamında mutlaka nefes çalışması yapılıyor. Dolayısıyla şöyle bir şey deneyebilirler. Sakin bir köşeye geçip, oturuşları hiç önemli değil. Bağdaş kurup rahat bir oturuşa da geçebilir. Dizlerin üzerine de oturarak yapabilirler. Gözlerini kapatıp sadece bedenlerine girip çıkan nefese odaklanmaları gerekiyor. Ve nefeslerini saysınlar. Zihni biraz sakinleştirmek gerekiyor. Şu süreçte biliyorsunuz bedensel egzersizler kadar ruhu ve zihni de sakinleştirmek ve kaygılardan uzaklaşmak gerekiyor. Dolayısıyla nefes egzersizleri eğer soruyu soran kişi özellikle ilgileniyorsa bana ulaşırsa Evet, nefesle ilgili birkaç tane örnek çalışma kendisine ileteceğim. Birkaç farklı nefes tekniği, kare nefes çalışması yaparak rahatlayabilir. Meditasyon uç nokta, hala da erişemeyen birçok insan var ama nefes egzersizi çok etkili olacaktır. Farkında nefes. çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler Rica için. ediyorum. Peki şöyle girelim. Hamak yoga son dönemlerde çok gördüğümüz Instagram'dan, sosyal medya artık maalesef hayatımızın içerisinde çok fazla da olan bir durum diye. Hamak yoganın diğer yoga türlerinden farkı nedir? Hamak yoganın faydaları nedir? Neler diyebilirsiniz bizim için? Şimdi şöyle hamak yoganın diğer yogadan en temel farkı arada bir hamak olması. Diğer Evet. yoganın hepsi, yoga türlerinin hatta yin yoga, işte aştanga yoga vesaire hepsi mat üzerinde yapılıyor. Hamakta bir hamak yardımıyla bu yoga pozlarını gerçekleştiriyoruz. Yer çekimine karşı içimizdeki çocuğu da ortaya çıkartıyoruz. Korkularımızdan arınıyoruz. Çok keyifli. Evet, son dönemde tabii ki görsel olarak da güzel fotoğraflar çıktığı için de insanların ilgisini çekiyor. Ama özgürlük aslında hamak Evet. yoga. O yüzden temel farkı duvara asılmış bir hamak ile kendi beden ağırlığınızı kullanarak, kendi kas gücünüzü kullanarak yapmış olduğunuz bir yoga pratiği.
Ya gerçekten ben de kendi işimde de çok tecrübe ediyorum. Bu hamakta, o hamakla mücadele anında verdiğiniz duygu galiba, hani dediniz ya, korkularınızdan arındırıyor sizi. Bu bizim baş etmeyi öğreneceğimiz bir durum haline geliyor, değil mi? Kesinlikle. Günlük hayatımız içerisinde çok fazla kaygı yükleniyoruz. Gerek sosyal Evet. yaşantımız, gerek iş hayatımız. Yoga biraz işte bu korkularla yüzleşme ve bu korku ve kaygılardan kurtulmaya yönelik. Hamak yoga bunun için çok etkili. Bedene her şey yansıyor öncelikle, onu söylemem gerekiyor. Yani tüm korkularımızın bedende etkileri var. Minik bir örnek vermek gerekirse, çok fazla sorumluluk taşıyan kişilere baktığınızda omuzları hep kulaklara yakındır. Kaygılar yüksekse, hep bir şeyler taşımaya çalışıyorsa omuzlar kulaklara yaklaşmıştır. Rahatlatmak için işte yoga çok faydalı. Hamak yogada dediğim gibi koordinasyon, kendinizi kontrol etme, kendi kas gücünüzle esnekliğinizi arttırmak çok önemli. Dolayısıyla yüzleşiyorsunuz. Süpersiniz. Peki kimler hamak yoga yapabilir ya da yapamaz? Böyle bir ayrımımız var mı? Böyle bir ayrımımız yok. Yaş olarak herhangi bir sınırımız asla yok. Benim çocuk yogası öğrencilerimin hepsine, çocuk yogası derslerimizde mutlaka 20 dakikamızı hamak yogaya ayırıyoruz. İnanılmaz keyif alıyorlar. Zaten inanılmaz esnekler. Dolayısıyla fabrika ayarlarına dönüşte diyebiliriz yoga için. Aa, Çünkü çok iyi. çocukların hepsi çok esnekler. Biz de o esnekliğe kavuşmaya çalışıyoruz yoga sayesinde. Dolayısıyla yaş sınırı asla yok. Bizler hekim değiliz Emine Hocam. Dolayısıyla sağlık problemi olan insanların birçoğunun yapması gereken, öncelikle eğer ciddi bir sağlık sorunu varsa hekimlerine danışıp ona istinaden yapıp yapamayacaklarınız karar vermeleri gerekiyor. Ama ne yapamaz onu bir söyleyeyim. Yüksek tansiyon hastası olanlar, göz tansiyonu olan hastalar, bel diskinde kayma olanlar, onun haricinde yakın zamanda boyun ya da belde ameliyat geçirmiş olan, 6 ay içerisinde ameliyat geçirmiş olan kişiler hamak yoga yapamazlar. Aynı zamanda hamileler de tabii istiyorlar. O da çok keyifli. Evet. Hamile öğrencimiz vardı. Bir Rus öğrenci birçok kişiden daha etkili yapıyordu. Ben sorumluluğunu almam dediğim halde arkada bir hamağa geçip kendisi çalışıyordu. Gayet de başarılıydı. Belki de onların genlerinden kaynaklanıyor, Kesinlikle. bilemiyorum. Aynı fikirdeyim bu konuda. ama hamilelerde de şu şekilde karın üstü pozları yapmayarak diğer Evet. pozları çalışabiliyoruz hamilelerde de. Dolayısıyla yaş sınırı asla ve asla yok. Minik bir dipnot daha düşmek istiyorum. Genelde yoga görsellere bakıldığı zaman işte el üstü duruşlar, kol dengeleri, el dengeleri Evet. falan çok poz görüyor birçok kişi. Yoga sadece el duruşu, kol duruşu ya da bacağını yakalamak, ayağını yakalamak değil. Hepimizin bedeni birbirinden çok farklı, bir yarış içerisinde değiliz öncelikle. Dolayısıyla burada kilo, zayıf olmak, şişman olmak, esnek olmak, olmamak asla yoga yapmak için bir engel değil. Çünkü bu tarz sorular da çok geliyor. Ben kiloluyum, yapabilir miyim? Esnek değilim, yapabilir miyim? Herkes yapabilir. Herkes. Şimdi zaten gelecek soru da buydu. Yoga ya da hamak yogası zayıflatır mı? Bizim de aldığımız Evet. en çok sorulardan biri, biliyorsunuz, zayıflamak, estetik kaygılar. Hayatımızın Aynen öyle. içerisinde çok barınıyor. Aynen öyle. Şimdi daha önceki yayını da seyrettim. Tuğba Hoca da aynı şekilde cevap verdi aslında bu soruya. Hiçbir şey tek başına zayıflatmıyor Emine Hocam. Evet. Beslenme çok önemli. Düzenli uyku çok önemli. Düzenli su tüketimi çok önemli. Hareket de bunun bir parçası tabii ki. Ben her zaman şunu dile getiriyorum. Gelen üye, haftada kaç gün gelmeliyim, ne kadar zamanda yaparsam zayıflarım gibi sorular geldiğinde, yaşam şekli haline getirmediğin hiçbir şeyin sana faydası olmayacaktır. Haklılık Dolayısıyla verebilirim. yaptığımız neyse, bunun adı pilatestir, yogadır ya da başka bir şeydir, fark etmez. Herhangi bir sporsal aktivite, bedensel aktivite, yaşam şekli haline getirmemiz gerekiyor. Haftada 2 ise 2, 3 ise 3, 4 ise 4. Ama bunu ömür boyu yapmak gerekiyor ki fayda sağlayalım. Zayıflatır mı? Ya gelince düzenli yapılan her şeyin bedene fayda sağlayacağını mutlaka inanıyorum. Dolayısıyla bunu gelen üyelerimiz üzerinden görüyorum ama zayıflama garantisi yok. Ama Tamamen siz nasıl cevap verdiğinizle ilgili galiba durum. Yani evet. dediğimiz gibi %70'i beslenme, %30'u hareketse
%30'luk kısmı bizimle paylaşıyorsa üye zaten, %70'lik kısmında evde ne yaptığı ile ilgili soru işaretleri. Yani Kesinlikle. gerçekten bu durumda ben de çok katılıyorum sizinle. Peki şöyle diyelim, çocuk yogası diyelim. Çocuk yogasının çocuklara faydası diyelim. Marmaris'te çocuk yogası diyelim ve sizin isminiz geçiyor bunun altında. Ay, teşekkür ederim, sağ olun. Yani şöyle söyleyeyim, gerek kendi çocuğumun olması, Uzay ismi, Uzay'ın olması dolayısıyla çocuk yogasına da adım attım. Çocukları çok seviyorum, enerjileri çok yüksek. Bu süreçte 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda çocuklar için yine çocuk yogası online olarak yaptık ve inanılmaz keyif alıyorlar. Bir kere dinlenmek çok hoşlarına gidiyor. Biz yogada sadece dediğim gibi bedensel egzersizler sunmuyoruz çocuklara. Onlarla ortak birlikte aktiviteler de yapıyoruz. Yetişkin bireylere nefes egzersizini anlatırken farklı, çocuk da anlatırken oyunlarla öğretmeye çalışıyoruz. Yani Evet, yoga oyunla aynen. bütün haline geliyor. Çocuklara faydası nedir? Günümüz çocukları dikkat dağınıklığı çok fazla var. Konsantre olamıyor birçoğu. Dolayısıyla dikkatlerini, konsantrasyonlarını, odaklanmalarını arttırmak için çok önemli. Tabii ki bedensel güçlenme, denge, onun haricinde takım çalışması, yarışın içinde olmadığını görmeleri, hayat belki bize hep bir yarış gibi geliyor. Hep bir mücadele içerisindeyiz ama aslında yarış diye bir şey yok. Varsa da Evet. kendi aramızda yapmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bunları görüyorlar. Olumlu geri bildirimler alıyoruz. Yazın da geçtiğimiz yaz boyunca Marmaris Wellness desteğiyle birlikte Macera Parkı'nda birçok ücretsiz yoga ve pilates etkinlikleri de yapıldı. Orada da çok Harika. güzel geri bildirimler aldık. Önümüzdeki hafta itibariyle anne ve babaları da biraz rahatlatmak için çocuk yogası derslerine başlayacağım online olarak. Harikasınız. Evet. Dolayısıyla umarım keyif alırlar. Bu zor süreçte biraz da olsa enerjilerini boşaltmak için fayda sağlamış olurum. Az önce siz konuşurken, sözünüzü kesiyorum. Siz konuşurken çocukları evde sakin nasıl tutabiliriz gibi soru gelmişti. Galiba biz sizin yol göstermenizle birlikte bu soruya küçük de cevap vermiş olduk diyebiliriz. Evet. Yani şöyle çocukların sakin kalması çok mümkün değil. Sonuçta sosyal Evet. varlıklarız ve hepimiz sosyal hayatın içerisinde sürekli dışarıda vakit geçiriyoruz ve enerjilerini boşaltması gerekiyor. Benim çocuğum da çok hareketli bir çocuk. Tabii ki zorlandığımız noktalar illaki oluyor. Terzi kendi söküğünü dikemez misali. Dönem dönem ben de Haklısınız. zorlanıyorum. Ama onlar birbirlerinin enerjisiyle de olaya konsantre olduklarında doğru aktiviteyi, çocuğunuzun hoşuna giden aktiviteyi sunduğunuz zaman sakin kalmayı başarabiliyorlar. Önemli olan çocuğumuzu iyi tanımak ve nelerden hoşlandığını bilmek aslında. Peki önümüzdeki hafta dediniz, kestirdiğiniz bir tarih var mı? Nerede yayınlayacaksınız bunu? Hangi sosyal medyadan? Buradan bir duyurusunu yapalım biz onun isterseniz. Tabii şöyle Instagram hesabım üzerinden beni takip edebilirler. Arban Aylin Mese ve Anda Yaşam Derneği olarak haftalık program içerisinde duyuruyu yapacağım. Haftada 2 gün yapmayı planlıyorum şimdilik. Salı, Perşembe gibi düşünüyorum. Mümkün olduğunca malum şu an uzaktan eğitim de devam ediyor. Dolayısıyla genelde sabah ağırlıklı dersler öğleden sonra bir saati tercih edip birazcık nefes aldırmayı düşünüyorum. Peki son bir toparlarsak yayını zamanında bitirmek istiyorum ben de. Zor bir dönemden geçiyoruz hepimiz. Dünya olarak COVID-19 döneminde evde kalmak zorunda olan kişiler için neler tavsiye edebilirsiniz? Covid-19 döneminde tabii ki zor bir süreç. Birçok kişi mevcut yaşantısının dışına çıktı. Bir kere beden sağlığı açısından mutlaka düzenli egzersiz yapılması gerekiyor. Zihin sağlığı ve ruh sağlığı açısından. Yoga bunun için aslında biçilmez bir kaftan. Yani umarım gelip denemek isterler. Belki de bir fırsattır tanımak için yogaya, ön yargılardan kurtulmaya. Çünkü Evet. genel algı hep bağdaş kurup gözlerimizi kapatıp meditasyon yaptığımıza yönelik bir düşünce var yoga ile ilgili. Değil. Ben isterim ki gelsinler, bir katılsınlar, görsünler. Dolayısıyla beden, zihin ve ruh sağlığımızı bir bütün olarak tutmamız için, kaygılardan uzaklaşmak için mutlaka bedensel egzersiz yapmak gerekiyor. Bu süreci kendimize artıya dönüştürmek lazım. Niye? Belki yoğun tempomuzdan dolayı uzun süredir yapamadığımız pek çok şey var. Bunlar için bir fırsat. Yani kendimize dönüş için bir fırsat Evet, aslına evet, bakarsanız. evet. Aynen öyle. Dolayısıyla bu tarz egzersizlerle de
faydalı olacağını düşünüyorum. Dönemin daha rahat geçeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Rica Verdiğiniz ediyorum. güzel bilgiler. Rica Gün boyu ederim. devam edeceğiz. Bölümümüz takipte kalın. Marmaris Life dergisi. Görüşmek üzere. Görüşmek Herkese üzere tatlı sevgiler. günler. Herkese iyi günler, iyi Hoşça yayınlar. kalın. İyi yayınlar. Bay bay.